Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor oylama? Bilmem. Birazdan Periliçe gelip değerlendirmeyi yapacak. Öyle mi? Bunlar da diğer adaylar mı? Evet. Biz de yeni tanıştık. Merhaba. Dudu, oylama yapmanız için buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Siz de herkes gibi şatonuzdan yollayabilirdiniz. Hayatım, biz oy vermeye değil, almaya geldik. Ya, annem de aday oldu Perihan teyze. Öyle mi? Keşke bunu bana daha önceden söyleseydin Dudu. Perihan'cığım, bunu sen herkesten daha iyi bilirsin. Periler aleminde seçim anına kadar kimse rakiplerini bilemez. Oylama nasıl gidiyor bir bakayım. Sihirli akşamlar aday periler. Hazırsanız sizler hakkındaki değerlendirmemi açıklıyorum. Siz Peri Rüveyda, son zamanlarda bütün sihir yeteneğinizi insan kılığına girip sokak çocuklarına para vererek kullanmışsınız. Ancak sizi adaylıktan eliyorum. İtiraz ediyorum efendim. Neden? Çünkü Peri Rüveyda, sokak çocuklarına para verdiğimiz sürece onları sokakta kalmaya teşvik etmiş oluruz. Halbuki onlara para değil, eğitimlerine imkan vererek görev yapmalıydınız. Evet, siz Esin Peri. Bir ilham perisi olarak son zamanlarda bazı sanatçılara yeterince ilham verememişsiniz. Çünkü sevgilimden ayrıldım. Gözüm hiçbir şey görmüyor efendim. Aşk sadece faniler dünyasında kabul gören bir mazerettir. İtirazınızı kabul etmiyor, kendinizi toparlayana kadar yerinize bir başka ilham perisi tayin ediyorum. Siz Dudu Peri, son 100 yıldır içinizden geldiği için yaptığınız tek bir iyilik sihri yok. Dün gece hariç. İyiliğe değer bir faniyi bulamadığım için insanlar çok kötü olmaya başladılar. Bir fani olarak yaşamanın ne demek olduğunu, hayat mücadelesi denen şeyin insanları nasıl etkileyebildiğini bizler bilemeyiz. Haklısınız tabii. Madem bir iyilik yaptınız, adaylığınızı kabul ediyorum. Ve siz Perihan, görev yaptığınız sürece herkesin yardımına koşmuş, herkesi mutlu etmişsiniz. Peri hükümetinin gelmiş geçmiş en çalışkan, en iyi kalpli perisi sizsiniz. Birazdan seçim sonuçları belli olacak. Tahtınızı ve başkanlık şatonuzu kime devredeceğiniz perilerin oyları sayesinde belirlenecek. Hazır mısınız? Hazırız. Her şey bitmeden yetiştim değil mi? Yetiştin, yetiştin. Sen oyunu kullandın mı bakayım? Evet, ilk ben kullandım. Perihan teyze. Sen? Ben de Perihan teyze kullandım. Çaktırma. Açıklıyorum. 800'e karşılık bir peri oyuyla Perihan açık farkla yeniden başkan seçilmiştir. Kutlarım. Perihan teyze, kutlarız. Bir dakika, bir dakika, nasıl olur? Ben sabah bütün perileri tek tek dolaşıp yaptığım iyiliği anlatmıştım. Bak Dudu Peri, oy veren bütün perilerin oy pusulalarının altında şöyle bir not var. Sadece oy toplamak için yaptığı iyilikleri ballandıra ballandıra anlatan bir peri, gerçekten iyi bir peri, iyi bir başkan olamaz. Asıl iyi peri, iyiliklerini sessizce, övünmeden yapandır. Bu yüzden başkan olarak biz yine Perihan'ı seçiyoruz. Hep senin yüzünden Perihan. Sen olmasaydın ben seçilirdim. Bence Dudu Peri,
Gerçek iyiliğin ne demek olduğunu önümüzdeki 100 yıl boyunca yeniden düşünmelisiniz. Peki o bir oy kimin? Kim oy verdi bana? Ben Dudu, ben. İyilikle beraber dostluğun da ne demek olduğunu bir düşün, olur mu? Gerçek dostluğun. Geçmiş olsun anneciğim. Aa, bu arada anne... Sadık bunu kabul edemeyeceğine karar verdi. Arabayı istemiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde peri annem babam ve bizlerle hayat renk.